Merhabalar. Bugün gündemimizde küresel piyasalar var. Küresel piyasalar nezdinde gündem maddeleri, gelişmiş ve gelişen ülke piyasalarının genel hareketi ve döviz piyasasındaki pozisyon değişimi ile beraber 1 Nisan OPEC toplantısına ilişkin beklentimizi paylaşacağımız bir video izliyor olacaksınız. İyi seyirler. Haftanın ikinci işlem gününde piyasaların önemli bir beklentisi de Biden'ın çarşamba günü Pittsburgh'da yapacağı konuşma ve burada özellikle altyapı yatırımlarına ilişkin açıklanacak olan paket 3 trilyon dolarlık bir büyüklükten bahsediliyor. Yine vergi konusundaki yeni düzenlemelerin olacağı yönündeki beklenti. Bu beklenti piyasalar üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor ve tahvil faiz getirilerinin yükseldiği bir ortamı da teşvik ediyor diyebiliriz. Dün 10 yıllık tahvil faiz oranları 1,77 seviyesine kadar yükselmiş durumda. 5 yıllıklarda yine son 13 ayın en yüksek seviyesinde diyebiliriz. Burada grafikte özellikle gösterge tahvil faiz oranlarındaki yükselişin ve ne boyutta olduğunu bir şekilde son grafikteki çubuklarla anlamak daha iyi mümkün olacak. Dolar endeksi değer kazanmaya devam ediyor. ABD 10 yıllık ve 30 yıllık ve diğer 5 yıllık tahvil getirilerinde yükseliş sürüyor ve bu ortamda özellikle döviz piyasasında dolar karşısındaki para birimlerinin, sepet para birimlerinin değer kaybının devam ettiği bir ortamdayız diyebilirim. Piyasanın pozisyonlanması ne yönde diye bakacak olursak, derinlik raporunda haftalık olarak açıklanıyor. Burada derinlik raporunda Japon yeni tarafında kısa pozisyon artışının devam ettiğini, İngiliz sterlini, Euro ve İsviçre frangı, Kanada doları ve Avustralya doları tarafında da gene uzun pozisyonların azaldığını görüyoruz. Sadece Euro tarafında bir miktar uzun pozisyon artışı olmuş geçtiğimiz hafta ama bu haftaya başlarken gene Euro dolar paritesinde 1,1740 civarında fiyatlama ile piyasanın tekrar satışa dönmüş olabileceğini düşünüyoruz. Emtia tarafına geldiğimiz zaman emtia tarafı bir süredir reflasyon yani enflasyonu yeniden fiyatlama konusunda isteksizdi ve emtia piyasasında satışlar vardı. En son 2 hafta önce bu kervana ham petrol fiyatlarındaki düşüş ile WTI ve Brent de katıldı diyebiliriz. Onun dışında altın ve gümüşte gene güçlü dolar baskısı ve yükselen tahvil getirilerinin baskısı devam ediyor diyebiliriz. Pozisyonlanmalara baktığımızda hem WTI hem de Brent petrol tarafında uzun pozisyonların azaldığını görüyoruz. Özellikle Brent petrolde geçtiğimiz hafta 50.707 kontratlık bir fon satışı ile fon net uzun pozisyonunun 283.723 kontrata gerilediği dikkatimizi çekiyor. Ancak WTI tarafında halen 52 haftanın zirve seviyesi olan 589.000 kontrattan çok fazla uzaklaşmış değiliz. Yani aslına bakarsanız bu hafta yapılacak 1 Nisan OPEC toplantısı petrol piyasasında bir beklenti oluşturmakla beraber petrol tarafında da satış baskısının devam etme potansiyeli olduğu söylenebilir. Eğer ki talep tarafındaki iyileşme daha da gecikecek ve ötelenecek olursa bu piyasada henüz düzeltmelere açık ve bu taraftaki kısa vadeli satış eğilimi bir süre daha devam edebilir havası var. Altın ve gümüş tarafında son haftalarda uzun pozisyon tarafında satışlar gözlemlemiştik. Bu satışların devam ettiğini görüyoruz. Geçtiğimiz hafta fonlar tarafında altında 6.129 kontrat, gümüşte 2.530 kontrat satış gerçekleşmiş. Ayrıca yine ETF yani borsa yatırım fonları tarafındaki harekete baktığımızda da yatırımcının bu fonlara ilgisinin son haftalarda azaldığını ve bu taraftaki pozisyon azaltımının da devam ettiğini söyleyebiliriz. Bakıra gelince gene endüstriyel metallerde bir ara 80 bin kontratla rekor net uzun pozisyona ulaşmıştı. Ama gelinen noktada bakır piyasası 45.400 kontrat uzun pozisyon taşıyor ve bakır fiyatları sent libre cinsinde 400 sent yani 4 dolar seviyesine kadar gerilemiş durumda. Bu tarafta da bir düzeltme eğilimi var. Tarım ürünleri tarafında tahıl piyasasında gene
kuraklık, La Nina etkisiyle ve özellikle Güney Amerika'da üretim tarafındaki düşüş ile hızlı yükseliş yapan tahıl piyasası içerisindeki ürünler ve Çin talebi de bu konuda yüksek olarak destek vermişti. Şu son dönemde o tarafta da bir miktar satış eğilimi olduğunu gözlüyoruz. Aynı şekilde softlar, yani pamuk, kahve ve kakaoda da uzun pozisyonlar tarafında azalış var. Yani şunu söyleyebiliriz aslında, güçlü dolar ve yükselen tahvil faiz oranları artık sadece kıymetli metal piyasasında değil, piyasa genelinde de bir satış baskısını beraberinde getirmiş görünüyor. Bu düzen içerisinde sanki endeksler bir miktar ayrışmıştı. Özellikle S&P mini endeksindeki pozisyonlanmaya baktığımızda burada değişik bir tablo var. Çünkü şu bu yükselişleri şu son dönemde, son haftada piyasa satış yönünde pozisyonlanma ile değerlendirmiş gibi görünüyor ve burada bir kısa pozisyon artışı var. Yani E-mini S&P endeksinde 4000 endeks ve üzeri hareket için biraz zorlanıyor olabilir. Bu tarz bir görüntü ortaya çıkıyor diyebilirim. Şimdi bugün piyasalarda, özellikle dünya borsalarında nasıl bir eğilim gözlüyoruz diye bakıldığında ABD endeksleri canlı seans açılmadı ama gene düne benzer yatay bir seyir ile başlangıçların olduğunu söyleyebilirim. Nasdaq mini endeksi son 3 hafta içerisinde S&P 500 endeksinin hareketinden bir miktar ayrışmış gibi görünse de geçtiğimiz hafta o da bu tarafta sürüye katılmış ve genel endeks hareketlerine paralel bir hareket izliyor diyebiliriz. Avrupa borsaları bugün pozitif seyrederken özellikle Alman DAX endeksinin son 2-3 haftadaki pozitif, iyimser fiyatlaması göze çarpıyor. Ülkenin, bölgenin para birimi değer kaybederken hisse senetleri tarafındaki fiyatlamanın Euro'daki satış baskısına rağmen daha iyi olduğunu ve bu tarafta biraz da kolay paranın etkilerini sanki hissediyoruz ve Avrupa hisse senedi piyasası sanki ileriye dönük aşılamanın hızlanacağı ve yılın ikinci yarısındaki pozitif beklentileri bir miktar daha fiyatlar durumda. Asya tarafındaki bu kapanışların da bugün itibariyle çok çok pozitif olmasa bile artı da olduğunu görüyoruz. Gelişen ülke piyasalarına geldiğimizde hisse senetlerinin hareketine şöyle bir baktığımızda bugün özellikle düne benzer şekilde Hindistan borsası, Güney Kore ve Şili öne çıkmış görünüyor. Bu piyasalar dün de %1'in üzerinde bir getiri sağlamışlardı ve Arjantin %1.72 yukarıda. Malezya, Polonya, Rusya, Türkiye gibi ülkelerde de biraz daha yatay bir seyir ve hafif eksiler gözlüyoruz. Ancak genelde ETF'lerin, yani gelişen ülke piyasalarına talebin nasıl olduğuna bakacak olursak emerging marketler tarafında özellikle son haftalarda da girişin devam ettiğini ve gelişen ülke piyasalarının ilgi görmeye devam ettiğini söyleyebiliriz. Genel olarak hisse senetleri tutunmaya çalışırken bir takım beklentilerin de olduğu bu ortamda en azından mevcut seviyelerini korumaya çalışırken kıymetli ve metaller başta olmak üzere emtia piyasasında son dönemde tarım ürünlerini ve tahılları da içine alan bir geri çekilme hareketi var. Bu denklemde yarın Biden'ın açıklamaları, yeni altyapı yatırımlarına ilgin gelişmeler ve Cuma günü istihdam piyasası ve dolar endeksinin yönü emtia piyasasında etkili olmaya devam edecek. 1 Nisan OPEC toplantısına gelecek olursak OPEC tarafındaki genel beklenti OPEC'in üretim kısıntısına bu ayda korumacı tavrını koruyarak devam edeceği yönünde diyebiliriz. Ama Mayıs ayından itibaren özellikle tatil sezonunun, seyahat sezonunun açılmasıyla beraber ve aşılama sürecindeki iyileşmeye bağlı olarak tekrar jet fuel kullanımının artmasıyla beraber Mayıs-Haziran denkleminde güçlü bir talep artışı olabilir beklentisi var. Eğer bu beklenti gerçekleşir ve özellikle Haziran-Ağustos döneminde talep artışı güçlü olarak tespit edilir ise bu takdirde bunun sinyalini alan OPEC Nisan ayından sonra piyasaya verdiği desteği
bir miktar geri çekebilir. Burada Suudi Arabistan'ın özellikle günlük 1 milyon varillik üretim kısıntısına devam etmesi piyasayı desteklemişti. Şimdi Nisan ayında yapılacak toplantıda sonrasında Suudi Arabistan'ın özellikle şu ana kadar en azından beklentileri iyi yönettikten sonra henüz talebin iyileşmediği bir ortamda üretim kısıntısı konusunda bir geri adım atma ihtimali zayıf görülüyor. Yani artık OPEC Plus üyeleri piyasanın nabzını tutmakta ustalaştı ve bu kez de beklentileri iyi yöneterek petrol piyasasına desteğini sürdürebilir beklentisi var. Ancak ileriye dönük talep artışı ve stoklarda düşüş ile yavaş yavaş Nisan ayından sonra Mayıs ve Haziran'dan başlamak üzere OPEC üretim kısıntısı konusunda biraz ipleri gevşetebilir. Şu anda petrol fiyatlarında mevcut seviyelerinin korunması büyük ölçüde OPEC'in verdiği desteğin devam edeceği beklentisine bağlı. Tabii burada bir takım bilinmezler de var. Bu da bir İran konusu. İran'ın üretimi artacak mı? İran-ABD ilişkileri. Ama bu biraz daha orta vadeye yayılan bir beklenti. Asıl olan Nisan ve Mayıs aylarında, özellikle Nisan ayında verilecek kararı ardından talepteki artışın ne yönde gelişeceği ve OPEC Plus üyelerinin bu beklentileri nasıl şekillendireceği olacaktır. Herkese iyi haftalar diliyoruz. Hoşça kalın.